Evet, ses geliyor, müzik geliyor. Ben buradayım. Eda da burada aslında ama şey yapmayacak. Merhabalar arkadaşlar. Müthiş intromla, efsane girişimle videoya giriş yapıyorum şu anda. Hello YouTube diyorum çünkü bunu sadece YouTube içeriği olarak yapmayı düşünüyorum. Aması şöyle. Zaten YouTube'da yayın yapıyoruz. Eğer böyle bir yayın açma günümde ya da yayını açacağım zaman işte hadi bunu oynayayım bu yayında falan dersem bu oyuna öyle devam ederiz. Şimdi arkadaşlar bu ne? Şöyle söyleyeyim. Bu aslında benim çok hakim olduğum bir oyun değil. Yani nasıl değil? 1-2 saat belki de yarım saat kadar falan bir oynamışlığım, denemişliğim var. Açıkçası ben de burada hep beraber sizlerle birlikte öğreneceğim. Biz neydik yani ne yapıyorduk? Niye böyle bir işe kalkıştık? Biliyorsunuz işte ülkemizde sağ olsun kur farkından dolayı artık World of Warcraft oynayamaz hale geldik ama sağ olsun hem arkadaşlarımızın hem izleyicilerimizin desteğiyle çeşitli oyunlara ne diyeyim vakıf olma imkanımız oldu. Onlarla tanışma imkanımız oldu ve çok farklı oyunlar tavsiye ediliyor. Biz de aralarından beğenip denemeye çalışıyoruz. İşte böyle tecrübe etmeye, sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Ne oldu? Yani şimdi bir baktık bizim yani şahsen benim beğendiğim oyunlar genelde real time strateji yani strateji oyunları oldu. İşte biraz daha yavaş. İşte aman asker üreteyim şurada işte bir iki topla takla tüfekle bir şeyler öldüreyim işte bir hikayesi olsun basitçe işte böyle falan gibi. İşte StarCraft, Warcraft, Red Alert gibi falan efsane serilerin yayınlarını yaptık. Burada Sezar 3 falan videoları yapıyoruz Ege ile. Arada işte devam ediyoruz. Şimdi yayın haricinde de böyle bir oyun oynarken yine böyle oyunları tercih etmeye başladığımı fark ettim ve dedim ki bunların da bari kaydını alayım. Bölüm bölüm en azından yapabiliyorsam bir kenarda dursun. Geleceğe ne diyeyim YouTube'da böyle hani bir arşivlik bir şey anı falan kalsın amacımız bu. Oyunumuzun adı Northgard arkadaşlar. Kuzey mitolojisinin hikayesinde geçen bir oyun. Biraz tatlı grafiklere sahip. İşte Settler oynadınız mı bilmiyorum. Ben de oynamadım. Sadece benzetildiğini biliyorum bu oyunun. İşte çünkü o kıyaslamalar yapılıyor. Civilization'a biraz benzetiliyor. Açıkçası benim için normal bir strateji oyunu gibi ama tabii bu yani ağır real time stratejiler gibi değil. Çünkü sürekli olarak şey asker basmıyorsun. Öyle bir mantığı yok ama gayet keyifli olacağını düşünüyorum. O yüzden lafı da daha fazla uzatmayalım. Geçelim. Şimdi biz ne yapacağız burada? İşte bir skirmish modu yapmayacağız. Yani gireceğiz, savaşacağız işte. Ben brutal zaten öyle bir iddiam yok benim. Kanalı az çok takip edenler bilirler. Öyle ben iyi oyuncuyum. Ben işte bu şeyi adını sen söyle en zor seviyede oynayacağım falan gibi çok. Easy'de en kolayında işte neyse bakacağız. Oyun nasıl? İşte bize vakit geçiriyor mu? Artık işte ha ya yarı boomer kafasında nasıl takılacağız? Ona bakalım. Buradan geliyoruz arkadaşlar hikaye moduna. Ha bunlar söyleyeyim bu arada. Oyun kendisi 50 lira bandında. Şu anda Steam kış indirimlerinde yani genelde Steam indirimlerinde de 20 liraya 10 liraya kadar falan düşüyor. Yani böyle basit kütüphanemde bulunsun diyorsanız bence güzel bir oyun. Eski de bir oyun. Çok da yeni bir oyun değil. Şimdi hikaye modunu dediğim gibi ben 1-2 bölüm oynadım. Burada harita üzerinde göreceksiniz. Baştan başlayacağız şimdi. Hikayeyi yeniden oyna diyeceğim. Bölüm 1 5 bölüm görünüyor burada ama 11 bölüm şeyi gösteriyor açıkçası. Normalde. Şimdi şöyle tıkladığım zaman bir aslında şey yapması lazım ama ben yeniden başlamak istiyorum. Neyse bölüm 1 diyelim. Bölüm giriş diye başlamış. Bölüm 1 bölüm 2 diye başlıyor. Girişi bir oynayalım arkadaşlar. Ha bu arada Türkçe dil desteği var. Çevirmeyeceğim yani alttan okuyuverin. It all began one fateful day. My father had gathered all his jarls to make an announcement of the utmost importance. We were to embark for the wondrous lands of Northgard. Riches, conquest and glory awaited us on this mysterious new continent. Yemeği ne yapacağız? But the gnomes had other plans for us. Tamam. Sadece o kadar mı? Dozens of armed men suddenly poured into the hall and put an abrupt end to our ambitions and to our lives. Tamam.
They were mercenaries led by a man named Hagen from the clan. Aşkım, bunun da tırnakları uzamış. In a matter of minutes, we were all slaughtered like sheep. All but me, barely conscious and vastly outnumbered, I had no way to fight back. Ölü taklidi yapmış, kaçabilmiş. I seethed as he stole the map of Northgard and ripped the regal horn from my father's throne, a family heirloom and the very symbol of our royalty. I had to avenge my father and reclaim my kinghood. Evet, giriş kısmı bu kadarmış. Şöyle yapalım. Bonus görevleri göstermiyor gerçi ama. Bölüm 1 dediğim zaman toplu göç. Buraya da mı toplu göç veriyor? Evet. Şuradan seçelim. Bölüm 1. Yeniden oynadığımız için böyle bir sıkıntı oluyor. İlk bölüm tabii ki bir videodan ibaret değildi. Hagen's men had set his town aflame, and he had nothing left. Not even his father, the clan's Jarl, who had died at the hands of the fiend, just like mine. Our common enemy had sailed for Northgard, over which he now had a map. All I could think about was finding him to avenge my father and retrieve the regal horn. Bunları neden oynatmıyor bana? Sadece sinematikleri veriyor. Biz bir şey hikayeyi yeniden oyna dedim. Allah Allah. Arkadaşlar bir saniye çözeceğiz. Şuradan bakalım. Bunu geç diyelim. Evet. Sizi tekrar ayakta gördüğüme sevindim efendim. Bu kadar iyileşmeniz, bu kadar hızlı iyileşmeniz sevindirici. Dediğim gibi arkadaşlar okumayacağım. Yani alttan bakıverirsiniz zaten. YouTube nimetlerinden faydalanmak lazım. Durdurun okuyun arkadaş. Çok şey yapmayacağım. Hızlıca geçerim. Şimdi şöyle bir görüntülerin tatlışlığından bahsedebiliriz. Yani gerçekten böyle şey, nasıl söyleyeyim, sert bir oyun değil, yumuşak grafik, yani görüntülere sahip, böyle biraz daha çizgi film karakterlerini andıran bir grafikleri var. O yüzden de keyifli bir oyun. Yani ilk benim oyuna girdiğimdeki intibam buydu. Hı dedim, keyifli bir oyun. Şöyle alt yazıları bir hızlıca okuyalım, geçelim. Bu bölümde, şimdi ben dediğim gibi oynadım ama iki bölüm kadar falan oynadım. Çok da şey yapmadım. Sağ üst köşede şurada görüyorsunuz görevler çıktı. Kuzey kıyılarına ulaşmak, çünkü biliyorsunuz kaçtık işte az önce hikayede. Hani o büyük baskından hayatta kaldık. Şimdi şey yapacağız. Burada basitçe bize dediğim gibi ilk oyun bölümlerde genelde oyunların böyledir, oyunu öğretir. Bina inşa etmek için inşa butonuna bas, bina yerleştirmek için bölge içerisinde alanı seç. Ha, burada bölge bölge genişleyen bir yapıya sahip. Başlarken yiyecek, odun, ev şeylerimiz var. Biraz iş yiyecek ve odunla dönüyor arkadaşlar. Bina yapabilmeniz için odun, nüfus arttırabilmek için yiyecek toplamanız gerekiyor. İşçiler böyle idle'dayken, boş şeydeyken gidiyorlar, işçilerini topluyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar grafikler gayet keyifli diyeyim, yani böyle o efsane grafikler, adamlar çok fena kasmış değil de işte güzel. Buradan alttan, sağ alttan B'ye de basarak yapabilirsiniz, inşaatı da basarak yapabilirsiniz. Burada inşa edebileceğiniz yapılar geliyor. Şimdi öncelikle köylüler yeni bölgeleri keşfeden izci lere dönüştürür diyor. Türkçe dil desteği var demiştim ama dediğim gibi %100 böyle birebir tam senin dilinde yapmamışlar oyunu.
Ama en nihayetinde bir dil desteği var. Bunun için şu anda yeterli odunumuz var ama odun sürekli olarak azalıyor. Yani benim buradaki stratejim bir geliştirmek için ev, büyümek için izci kampı ve oduncu barınağı yapacağım. Çünkü yemekleri sağdan soldan yerden de toplayabiliyorlar. Öncelikle bir izci kampı yapacağım. Şöyle. Şuraya yapsın. Bir tane de oduncu yeri yapacağım. Aslında başka yere yapabiliriz ama şu anda hani oyunu hiç bilmiyoruz. Bir tane de ev yapacağım. Normalde o bölgenin içerisindeki işçileri otomatik olarak bu pozisyona yönlendiriyor. Şu ana merkezde de köy merkezinde de işçi basılıyor. Otomatik işçi basılıyor. Siz işçileri yönlendirerek işte izcimizi yapıyorsunuz. Mesela bu sağ altta da askeri birlik işte... Şu bu ara senin Hiron, Brand hani askeri birlik olarak bakmıyorsun. Sivil köylü hepsi şu anda. Çünkü ben hiçbir köylüyü yönlendirmedim. Bu bina var. Var ama ben bu binaya kimseyi atamadım. 2'ye 0 gösteriyor işte alt tarafta. Buradan işçi atacağım buraya. Mesela nasıl? Köylüyü tıkladınız sağ alt taraftan. Binaya tıklıyorsunuz. Üzerinde zaten artı işareti çıkıyor. Ona tıkladınca bir tane köylü oraya gidecek. Şimdi şöyle yapalım. Geldik. Köylü. Git buraya. Gitmesi gerekiyor ama neden gitmedi? Bölgede aynı yaşayan birimleri seçmiş olursun. Tamam. Şu anda git deyince gitmesi gerekiyor ama. Sağ klik muhabbetini kaçırmışım arkadaşlar, kusura bakmayın. Şu anda birçok farklı strateji oyunda aynı anda oynamaya başladım da. Ondan sağ sol klikler, işte Red Alert'da hep sol sol klikler. Velhasıl neyse, bahane değil. Evet, şu anda burada 1'e 2 oldu gördüğünüz gibi. İzci kampı üyesi. Oduncu ise 2'ye 2 oldu. 2, yani tam full kapasite çalışmaya başlayınca yeşil olarak yanıyor. Şunu da şuraya atadık. Burada izci, evet, şu anda keşfe başladı. Yeni bir bina yapabiliyor muyum ben buraya? Hekim kulübesi değil, skadal şey değil, askeri birlik yapabilirim. Ama bu binaya yapamıyorum artık. Burası bina kapasitesini doldurmamış. Dur. Şimdi bölgeyi genişlet var, maksimum bina sayısına ulaşılmadı diyor. Şuraya bir askeri birlik yapalım. Evet. Yeni bölgeler keşfedildikçe böyle haritada açılacak arkadaşlar. Ve ayrıca yeni bölgeye böyle tıkladığınızda etrafında çizgi çizgi yer çıkıyor. Ve 20 yemek karşılığında şurada görüyorsunuz sağ alt tarafa doğru. Burayı kolonileştiriyorsunuz, adı böyle geçiyor. Kolonileştirince o bölgeye bina yapabilir hale geleceğiz. Basalım mesela, kolonileştirme başlasın, bayrak üzerinde dönüyor. Müzikleri, ortamı, doğası falan gayet güzel arkadaşlar. Şimdi inşaat diyoruz, tarla açıldı. Neden? Çünkü burada tarla vardı. Bu arada sol tarafta minimap'in olduğu yerde de o tarlada buğday işaretini görebiliyoruz artık. Tarlaya bastık ve zaten başka yere yapamıyorsunuz tarlayı. Bu gösterilmiş yerde yapmanız gerekiyor. Bastınız ve şu anda burada kimse çalışmayacak. Bir işçiyi tıklayıp, çünkü bu bölgede işçi yok şu anda, bu bölgeye doğru atamanız gerekiyor. Şu anda bu bölgedeki işçi sayısı 1'e çıktı derken bir bizim gözcüler bir şey buldu. Terk edilmiş bir bina tespit edildi. Tamam. Araştırmak için izci göndermemiz lazım. Şu izciyi tut. Gel kardeşim buraya. Şimdi benim bu binayı araştırma yapabilmem için bu bölgeyi de kolonileştirmem lazım. 40 yemeğim var. Bu bölgeyi de kolonileştirip bu binayı araştıracağım. Bu binalar içinde hazine mazine oluyor. İşte para veriyor, yiyecek veriyor, bir şey veriyor falan filan. Kolonileştirme bitti. İzciyi çekiyorum. Evi ziyaret ediyorum. Tamam, artık kolonileşme başladı. Burada işçi çalışmaya başladı. Şimdi bu bölgeyi genişletip burada daha fazla bina da yapabiliriz de şu an gerek yok. Şuradan bir tane işçiyi tuttum ve askeri binaya gönderdiğimde elinde hemen baltasını çekti.
Artık iki tane askeri birliğim var. Biri hero, biri de normal sıradan asker. Birlikte hareket etsinler. Şimdi bu işçi burada işi bitirdi ama tarlaya kendisini atamadı. Hemen tarlaya gönderiyoruz sağ klik yapıp. Bakıyoruz ki tarlada bir işçi kısayız. Şuradan sivillerden köylüyü tıkladım. Sonra da binaya tıkladım. Gidiyor işte şimdi. Evet, tek tek bir yerden sonra artık bakın burası yiyecek yeri yapabiliriz buraya ama savunulan bir bölgeyi kolonileştiremiyorum. Burada sınırım var ama burada asker de var. Yani asker burada illa şey olmasına gerekmiyor. Adını siz söyleyin. Kurt da yetiyor. Ha, askeri birlikleri bu arada E'ye basıp bütün askeri birlikleri tıklamış olabiliyorsunuz. Ben bir asker daha üretmiş olayım. Şuradan gelsinler benim askerlerim. Oradaki kurtları temizleyip, çünkü o kurtlar durduğu yerde izcilere de saldıracaklar. Evet, kurtlar geldi. Normalde sadece askerimi göndermiş olsam bayağı bir hezimete uğrardım. Ama Hiro'm gayet güzel iş çıkartacak. Evet, şu anda bu bölgeyi kolonileştirebilirim çünkü kurtlardan temizledim. Kolonileştiriyorum. Hasarlı evden 100 odun ve 100 gold çıktı, gördünüz. Bu da benim kafamın altında kaldı. Ben aslında kameramı şöyle çekeyim biraz. Heh, orada bir şey gelirse de görürüz. Başka bir şey çıkarsa da kameranın yerini değiştiririz. Şimdi ben bu bölgede ne yapabileceğim? Bu bölgede avcı barakası yapabileceğim. Buraya tutuyorum. Bu bölgeye bir tane avcı barakası gönderiyorum. Ama dediğim gibi işçi yok. Tuttum, gönderdim. İlk bölüm böyle biraz gevezelik yapacağız. Daha sonra biraz daha hızlı hızlı geçeceğiz. Hava giderek soğuyor. Kış gelecek yakında. Kesinlikle yemekler azalacak. Ama şurada artık benim askerlerime saldırmasınlar diye, yani izcilerime saldırmasınlar diye kurtları bir temizlemem gerekiyor. Bir asker kaybedebilirim gibi duruyor ama kaybetmedim. Güzel. Şimdi bu bölgeyi kolonileştirirsem buradaki tehdidi kaldırmış olacağım. O yüzden yapacağım arkadaşlar. Ve buraya bir hekim kulübesi göndereceğim ki buradan ağrı insanları iyileştirsinler. Bu ara köylüye bastım ve en yakındaki köylüye gönderdi. Çünkü burada köylü vardı. Ama bunu bitirmemiş. O yüzden ben bir daha basacağım. Ve uzaktaki başka bir köylüyü buraya getirecek. Avcı barakası tamamlandı ama çalışan işçi yok. Şu işçiyi tutuyorum ve buraya atıyorum. Ve bir işçi daha çağıracağım buradan. Yerden toplama. Gel burada geyik avla. Şimdi burada ziyafet düzenle diyor. 100 yemek karşılığı ziyafet düzenleyeceğim. 230 yemeğim var. Aslında tehlikeli bir hareket ama düzenleyeceğim ki yiyecek toplama, işte mutluluk ve inşaat hızı artsın diye. Evet. Barakam, yani hekim kulübem de bitti ama şu anda işçi şeyim de bitti. Evet, şu anda iyileştiriyor gördüğünüz üzere. Artı çıktı savaşçının kafasında. Evet, liman için uygun bir yer bulduk. Yani liman derken gemi yapabilecek bir yer. Orayı önce kolonileştirip daha sonra da orada bir liman yapıp bölümü tamamlayacağız. Şu anda yeterli köylüm yok. Daha nüfusum bitti çünkü. Şimdi şöyle yapacağız. Burada odun iyi topladılar bu arkadaşlar. Şuraya yapamıyorum artık. Buranın ev kapasitesi doldu. Şuraya bir ev yapayım. Şu işçi. Evet, oduncusun sen, gel ama. Heh, bu arada işçiyi başka bir yere göndermek istiyorsanız önce eve göndereceksiniz onu. Eve gönderdikten sonra böyle köylü olacak. Daha sonra inşaata gönderebilirsiniz. Bu arada bir askerim yaralandı. Neden? Burada kurt var. Gördüğünüz gibi o kötü durumdaki şeyin. Bu arada sınırlarınızın içerisinde askerlerinizi hilleyebiliyorsunuz. Sınırlarınızın dışına çıkınca
Heal olayı bitiyor. Evet, şu anda da bu arkadaşların da işi bitti. Çünkü bu haritada, yani bu bölümde olabilecek maksimum seviyeye ulaştık. Şimdi işçim yoktu. Evi yaptırdık burada ama şurada hekim yapsın. Şimdi şuradan bir işçi daha gelecek. O işçiye de kaç ev daha yaptırırız. Şimdi şu binayı şu anda geliştiremiyorum. Taş yok. Şöyle geliştirdiğince üstünde taş simgesi çıkıyor. Şu şeyi yapacağım. Bir kış geçsin diye bekliyorum. Aslında şuraya bir yiyecek deposu yapabiliriz. Önce köye eve göndereceğim. Köylü yapacağım sıradan. Yaptım. Daha sonra da buraya göndereceğim. Bir işçim çıktı o sırada. Aslında hekime de çok fazla ihtiyacım kalmadı. Tarlada çalışabilirsin. Şu hekim iki tane. Biri burada, diğeri de burada. Ama bu yiyecek toplamacı hekim mi olmuş, ne olmuş? Onu eve gönderip bir işçi haline getireceğim. Biraz sisli, tam böyle kuzey şeylerinden. Yiyecek deposu tamamlandı, güzel. Bir tane ev yapalım. Şuraya yapsın. O sırada ben artık artan yemek bolluğundan şurayı yapabilirim. Tabii ziyafet kaçtı artık. Düzlük. Yay. Bu arada yaklaşık 11 bölüm olacak. Yani 11 bölüm diye geçiyor kendi wiki sayfasında. Ama tabii ne olur ne biter bilmiyorum yani. Hani 2 bölüm, 11 bölümdü, 20 bölümdür oynuyoruz. Ya da işte 10 bölümde bitti falan. Girmeyelim şimdi o zaman. Hah, geldi. Evet. Artık bir kıyımız olduğu için gemiyi yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle Viking gemi limanı neyse. Gemi yapma yeri. Şuradan da bir tane işçi alıyorum. Buraya gönderiyorum. Ordumu da çekiyorum buraya. Şöyle gelsin bu adamlar da. Hillensinler. Burada morda kurt murt saldırmasın falan. Crowns. Ne oldu? Para birimi crowns diye geçiyor da. İsveç'te miydi? Kron muydu? Norveç'te miydi? Kron değil mi? Kuzey kıyılarına ulaştık. Görevlerde görebiliyorsunuz. Ve bir Viking limanı inşaatı kısmındayız şu anda oyunun. O da %97-98 bitti. Evet, şu anda köyün ağası geldi. Nihayet. Demir alıyoruz cesur Vikingler. Gidiyoruz buradan. Northgard'a doğru denize açılmak için hazırız. Gemimizi yaptık. Hagen, sonun çok yakın, intikam ateşiyle yanan bir Viking. Ve victory. Devam et diyelim, bakalım bizi nereye götürecek bu durum. Ne oldu ya? Bu arada bu şeyi yapıyor. Heh, tamam. İlk bölümü oynadık. Dediğim gibi ikinci bölümü de ben zaten oynamıştım. Ancak onu tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bölüm bölüm ilerleyeceğim. O yüzden bu videoya bice bice çekiyorum. Bir sonraki videoda Northgard'da görüşmek dileğiyle diyorum.
İşte bilmiyorum artık ne zaman kaydedersem, böyle evde otururken oyunsuz kaldığımda ya da oyun oynarken bir şey yapmaya çalıştığımda girerim, kayıt alırım. Şey yaparım. Yani mümkün mertebe bölüm bölüm çekmeye çalışacağım. Yani işte bir bölümde iki bölüm, yani iki chapter falan oynamaya çalışmayacağım. Öyle söyleyeyim yani, bir videoda bölüm bölüm ilerlemeye çalışacağım. Öyle yani. Uzatmaya gerek yok. Hadi hoşça kalın. Bir sonraki bölümde see ya.